Ünlü oyuncu Mehtap Bayrı güzellik sırlarını Magazin 8 ile paylaştı. Bakın ünlü oyuncu genç ve güzel görünümünü hangi gizli formülle koruyormuş? Baharıyla yüzüme nem veriyor. Kertenkelenin tülini Mehtap Bayrı güzellik sırlarını Magazin 8'e anlattı. Her yaz zeytinyağı sürüyorum. Ne kadar saçıma, bütün vücuduma. Şuna bak, hiç kızmadı, hiçbir şey söylemedi. Yani bir aferin demediği kaldı. Güderi botları, maviler içindeki halleri, saçı, başı, makyajı, en çok da yüzündeki gülümsemesiyle hayran ediyor kendine Mehtap Bayrı. Benim en güldüğüm şey, şimdi güzel saçını başını yaptırırsın, restorana gideceksin biriyle buluşmaya, korkunç bir rüzgar birden restorana böyle girersin ya. Efendim, sizin restorana girişiniz yeter diyor. Kertenkelenin tülini Mehtap Bayrı ile özel röportajımıza başlıyoruz. Hayatta da böyle pratik bir insanım zaten ve çok böyle kuaföre gitmeyi sevmem. Hani kendi bakımımı, ojem dahil, manikür zaten yaptırmam. Saçıma kadar kendim yapıyorum. Değerli izleyenler, böylesine güzelliğe nasıl sahip oluyor sorumuzun yanıtı uzun süre herkesin hafızalarında kalacak cinsten. Hiç, Allah vergisi. Yani şey yapıyorum, yazın mesela, şimdi tatile gideceğim. Her yaz zeytinyağı sürüyorum. Ne kadar saçıma, bütün vücuduma ve o kadar güzel nemlendiriyor ki ve müthiş yakıyor. Şeyden dikkat etmişsinizdir belki, güreşçilerin tenleri ne kadar hoş bir bronz alır değil mi? Şeyde, güneş altında güreştikleri için. Ben de deniz kenarında zeytinyağla böyle pehlivanlar gibi. Flaş 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 geçiyorum Mehtap Bayrı'nın güzellik sırrı. Kırkpınar pehlivanları gibi plajda yağlanan Mehtap Bayrı'nın bir sırrı daha bulunuyormuş. Kantoron yağı çok kullanıyorum ve kendim yapıyorum zaten. Onu da yüzüme sürüyorum, bütün vücuduma. İçebiliyorsunuz da şeyi, kantoron yağını. Çok iyi geliyor. Hem sindirime, hem cilt güzelliğine, kırışıklık bakımına, her şey iyi geliyor. Çok kuru bir cildim var. O yüzden böyle biraz yağ, nemlendirmek onlarda. Her kadın güzel olmak ister. 39 yaşındaki Mehtap Bayrı'nın bir de çay sırları bulunuyormuş. Kışın mesela çok fazla şey yapıyorum. Meyvelerin kabuklarından çay yapıyorum. Hem içiyorum hem de o çayı yaptıktan sonra onun baharıyla yüzüme nem veriyorum. En güzel, evet, yöntem. Hem boğazıma hem cildime her şey iyi geliyor. Tabii sadece vücuduna zeytinyağı sürüp çeşitli meyve çaylarıyla güzelleşmiyor Mehtap Bayrı. Bir yere giderken burada ya bisiklete biniyorum ya gideceğim yere yürüyerek gidiyorum. Bir de kickboks yapıyorum. O benim eve biraz uzak. Serkan'a şey dedim. Ya Serkan dedim, benim evde burası ne kadardır acaba dedim. Hani 1,5-2 kilometredir. Çünkü ben dedim geliyorum. Antrenmanımız bittikten sonra tekrar eve yürüyerek gidiyorum. Herhalde o kadardır dedim. Yok, 5-6 kilometre vardır dedim. Nasıl dedim, ama çok yani yorulmadan şey yapıyorum, yürüyorum dedim. Gerçekten baktık, 5,5 kilometre filanmış. Evet. Hem ona işte geliyorum, bir de 5,5 kilometre gidiyorum. 12 kilometre. 12K yürüyüşçüsü. Bir ara kiloluydu. Zorunlu olarak almış ama o dönem kilolarını. Uzaklarda arama filmi için kilo almıştım. Bir 5-5,5 kilo filan aldım ve 8-9 gün içerisinde aldım ama çok güzel yedim. Mutluydum, daha da mutlu oldum. Yemenin bir de öyle bir şeyi var ya, insanın bünyesine verdiği mutluluk. Anladık, çocuk senin çocuğun ama küçücük çocuk. Ne yaptı ayol sana? Timur Acar ve Eda Özerkan'ın düğünü için İstanbul'a gelmişti Mehtap Bayrı. Düğünde de şıklığı göz kamaştırmıştı. Bütün hanımlar çok şık. Şimdi benim bir arkadaş grubum geliyor, onların hepsi de öyle. Bodrum'a tatile gidecekmiş yeniden. Bodrum'a gideceğim. Türkiye'yi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. O yüzden bu iş dolayısıyla hani hep zaten yurt dışına çok fazla çıkıyoruz. Biraz burada olmak istiyorum ve Bodrum'a gideceğim.